Merhaba arkadaşlar, yeni bir ders videoma hoş geldiniz. Evet, bu aralar Azerbaycan türkülerinden gidiyoruz. Ben geçen günde ayrılık müziğini üflemiştim. Böyle güzel bir video falan hazırlamaya çalıştım. Şimdi bunu isteyenler oldu yine tabii ki de. Göstermeye çalışacağım. Öncelikle şöyle bir baktım. Hani Türkiye'de zaten çok yaygın bu türkü. Nasıl çıkmış? Bir bakıyorum şöyle. Sözleri Güney Azerbaycan'ın Erdebil şehrinden olan şair Ferhat İbrahimi'ye ait olan Ayrılık şarkısının bestecisi de yine aynı şehirden olan Ali Selimi. Ali Selimi'dir. Bestekar Ali şarkı ile ilgili şunu söylüyor. Ben uzun zamandır birçok Azerbaycanlının hayatına ağrı ve keder getiren ayrılık konusunda bir şarkı bestelemek için uygun sözler arıyordum diyor. Çoğumuz için bu aile fertlerimiz, sevdiklerimiz, akrabalarımız ve Aras Nehri'nin o tarafındaki Kuzey Azerbaycan olan yani orası kendi köy ve şehirlerimizden ayrı olmak demekti. O dönemde ne Sovyet ne de Şah rejimi bizlere o taraftakilerle görüşmeye izin vermiyorlardı. Bir gün Ferhat adında genç bir şair bana bir şiir getirdi. Önce çok ilgimi çekmese de şiiri okuduktan sonra işte benim aradığım budur demiş ve bunu bestelemiş. Bununla ilgili başka bakıyorum. Evet, şarkıyı ilk defa bestekarın eşi seslendirmiş. Evet, Azerbaycan türküsü dediğim gibi. Bununla ilgili bayağı yazılar var. Evet. Şöyle bir göz gezdiriyorum ben de. Yani genelde bu şekilde hani ayrılıklardan zaten bahsediyor. Güzel bir türkü olmuş. Hem sözleri hem de bestesi çok güzel. Kulakta da kalıcı. Yani hepimiz biliyoruz zaten bunu. Ben bilgisayarımı bıraktım. Şimdi ben bunu neye de üfleyeyim yine. Bu sefer canlı üfleyeyim. Çünkü videoda önce üflemiştim, kayıt almıştım. Sonra videoyu çektim, birleştirdim. Gerçi buna iyi yorumlar yapanlar da var, kötü yorumlar yapanlar da var ama program adlarını da zaten diğer önceki videomda paylaştım yine. Çırpınırdın Karadeniz türküsünde soran oldu. Oraya da yazdım programların ismini. Şimdi ben bunu bir kere üflüyorum. Şöyle araname ile başlayacağım.
başlansında üfledim. Sonra yine dönüyor diğer sözlere. Şöyle notalarımı da göstereceğim. En başta şunu söyleyeyim öncelikle. Bu silik makamı. Yani normalde aslında si'leri biraz daha şöyle basmam lazım. Ama ben tam kapattım. Siz de öyle yapın. Yani böyle yapmayın da böyle basın. Şimdi öncelikle araname ile başladım. Normal böyle re diye başlamıyorum da re diye başlıyorum. Yani bunları hep alıştırma olarak siz de yapın. Re, do, mi, re, do, re, si, do, do, si, la, sol, la, si. Burada hep sol diyezler var. Dikkat edin parmağıma. Nerede kaldım? Mi, re, do, si, do, re, do, si, la, si, do, si, la, sol, la, la, si, do, re, do, mi, re, do, re, si, do, si, la, si, do, do, si, la, sol, la, si. Mi, re, do, si, do, re, do, si, la, si, do, si, la, sol, la. Evet, parmaklarım görünüyor mu acaba? Ben nasıl görünüyorum diye arada böyle ekrana bakıyorum. O yüzden şaşırıyorum. Aranameyi çaldım. Sözlere giriyorum. La ile başlıyorum. Sollere çok dikkat edin. Hani sol normalde böyle basıyoruz ya. Sol diye dediğim zaman ne yapıyorum? Böyle basıyorum. Yani yarım kapatıyorum. Bunu bu şekilde basmanız lazım. Sözlere giriyorum. La, do, si, la, sol. La, si, la, sol. Fa dedim. Arka perdeyi açtım. Burada neyinde arka deliği olmayanlar bu notayı çalamazlar. Fa yaptım. Sol, la, do, si, la, sol, la, si. Do, si, la, si, la, sol, fa. Sol, la, si, fa, sol, la. Tekrar yapıyorum. La, do, si, la, sol, la, si, la, sol, fa. Sol, la, do, si, la, sol, la, si. Do, si, la, si, la, sol, fa. Sol, la, si, fa, sol, la. Do, re, do, si, do, re, do, mi, re, mi, fa, mi, re, do, si, do. Do, re, do, si, do, re, do, mi, re, mi, fa, mi, re, do, si, do. Re bemol dedim burada. Re bemol var. Sonra başa dönüyorum. Re, do, mi, re, do, re, si, do, do, si, la, sol, la, si. Mi, re, do, si, do, re, do, si, la, si, do, si, la, sol, la, la, si, do, re, do, mi, re, do, re, si, do, do, si, la, sol, la, si. Mi, re, do, si, do, re, do, si, la, si, do, si, la, sol, la diyorum. Sonra bunu yine dönüyorum, yani aranameyi. Ondan sonra ikinci sözlere giriyor. Bu şekilde melodi devam ediyor, öyle söyleyeyim. Evet, ayrılık türküsünü neyde gösterdim? Bu selik makamıydı dediğim gibi.
Abone olup beğenmeyi unutmuyoruz. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.